Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kümeler konusunu göreceğiz. Gerçekten mükemmel bir konu. Çok da zor olmayan bir konu sevgili arkadaşlar. Ve yaz kampımızda 5'ten 6'ya geçiş yaz kampımızda mükemmel bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Günlerden 12 Temmuz ve kümeler konusuyla sizlerle beraberiz. Yeni konu diye de ne yaptık? Not düştük çünkü bunu arkadaşlar 5. sınıfta görmemiştiniz. İlk defa 6. sınıfta göreceksiniz diyelim ve bu şekilde de yaz kampımızda güzel bir cuma gününde dersimizi işleyeceğiz. Yaz kampımızda sevgili arkadaşlar tabii ki kaynaklarımız var ve buradan ödevlerini, görevlerini mutlaka yapman gerekiyor. Nedir peki bu kitaplarımız? Hemen bir bakalım. Sevgili arkadaşlar 5'ten 6'ya geçerken eksiklerini ne yapıyorsun? 5. sınıf eksiklerini bu kitapla kapatıyorsun ve 6'ya eksiksiz bir şekilde geçiyorsun. Peki 6'ya geçmeden yaz saatini ne yapıyorsun? 0'dan 6'ya serilerimizle beraber burada anlattığımız konuları ne yapıyorsun? Burada çözmüş oluyorsun. Mesela kümeleri gördün diyelim ki arkadaşlar kümeler konusunu sana burada güzelce anlatacağız ve buradan da kümeler konusunu gördüğün zaman e, bu dersin bitiminde buradaki soruları da güzelce çözeceksin ve konularını pekiştirmiş olacaksın yaz tatilinde de güzel bir şekilde değerlendirmiş olacaksın arkadaşlar kümeler konusuyla alakalı çok güzel bilgiler sizlere vereceğiz. Bunu söylemiş olalım sizlere. Bu arada sevgili arkadaşlar bu e, kamp e, programını eğer telefonuna indirmek istiyorsan da telefonun bu QR koda okutuyorsun ve buradan da programı telefonuna güzel bir şekilde indirmiş oluyorsun diyelim ve hadi bakalım herkes hazırsa dersimize geçelim arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar kümelerde bakalım neler göreceğiz sizlerle beraber. Kümeler dedik çok kolay çok güzel bir konu. Bu dersimizde kümelerin farklı gösterimlerini göreceğiz. Kümeler nedir onlardan bahsedeceğiz. Eleman nedir eleman sayısı nedir elemanı olmayan bir şey ne demektir. Boş küme nedir kesişim nedir birleşim nedir bunlardan bahsedeceğiz. Ve gerçekten de bu dersin sonunda eksik bir bilgi kalmadan sanki tıpkı 6. sınıfta okulda dinliyormuş gibi eksiksiz bir şekilde konumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Şimdi küme nedir arkadaşlar? Küme aslına bakarsanız bir topluluktan meydana geliyor. Mesela siz aile olarak bir kümesiniz. Arkadaşlar sınıf olarak bir kümeyiz. Biz mesela Türkiye olarak büyük bir kümeyiz arkadaşlar. E, güzel bir kümeyiz hem de. E mesela biz Tonguç Akademi ailesi olarak çalışan insanlar olarak sizlere hizmet eden, sizler için, sizlerin başarısı için çalışan insanlar olarak bir kümeyiz. Yani arkadaşlar nesnelerin iyi tanımlanmış topluluğuna biz ne diyoruz? Tabii ki arkadaşlar küme diyoruz değil mi? Küme diyoruz, küme denir. Kümeler arkadaşlar, mesela sınıfımızdaki erkekler, evet sınıfımızdaki erkekler bellidir arkadaşlar, nettir. Sınıfımızda atıyorum 25 tane, 20 tane neyse artık erkek var diyelim ki, e, sınıfımızdaki erkekler küme belirtir sevgili arkadaşlar. C harfiyle başlayan günler, mesela bir Cuma günü, güzel bir Cuma günü arkadaşlar, e, Cumartesi günü. Değil mi? Bunlar e, var olan günler olduğu için bunlar da küme belirtirler. Devam ettiğimizde bazı iki basamaklı sayılar. Evet arkadaşlar şu kelimeleri görüyorsanız bazı e, birkaç e, işte arkadaşlar kimisi gibi şeyler görüyorsanız orada küme belirtmez. Bazı iki basamak sayılar derken hangi iki basamak sayılar? Net olmadığı için bilgiler burada bir küme belirtmesi söz konusu değil arkadaşlar. En güzel oyunlar. Arkadaşlar en güzel oyunlar kime göre en güzel neye göre en güzel oyunlar bu da net olmadığı için bu da küme belirtmez. Arkadaşlar küme belirten şeyler genelde öznel olmuyor. Yani genelde nesnel olan şeyler küme belirtiyor sevgili arkadaşlar. Öznel olanlar yani kişiye özel olan şeyler küme belirtmez. İşte güzel erkekler, yakışıklı insanlar ya da güzel filmler, güzel şehirler gibi kavramlar küme belirtmeyecektir. Ama Türkiye'nin coğrafi bölgeleri dediğimiz zaman küme belirtir. Türkiye'nin 81 ili dediğimiz zaman küme belirtir. Arkadaşlar Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde olan illeri dediğimiz zaman küme belirtir ama işte Akdeniz bölgesindeki bazı şehirler dersek o küme belirtmeyecektir. Bunu da özellikle söylemiş olalım sizlere. Küme ile alakalı vermemiz gereken bilgiler şimdilik bu kadar değil tabii ki devam ediyoruz. Kümeler büyük harflerle isimlendirilir arkadaşlar. Kümeler mesela küçük küçük harflerle isimlendirilmez. Mesela A kümesi, mesela B kümesi, C kümesi derken oradaki A, B, C e, harflerini her zaman büyük harfle yazmak zorundayız. Bunu söyleyelim. Küçük harfle bir küme olmaz. Kutudaki nesnelerin oluşturduğu kümeye mesela ne diyoruz biliyor musunuz? A kümesi diyoruz arkadaşlar. A kümesi diyoruz ve bunu da ne yapıyoruz? Büyük harfle gösteriyoruz. Sembolü. Elemanıdır elemanı değildir Arkadaşlar elemanıdır, elemanı değildir kavramları ise şöyle bir şeydir. Mesela biz burada ders anlatan insanlar olarak Tonguç Akademi'nin bir arkadaşlar e, neyiz, öğretmeniyiz değil mi? Yani elemanıyız. Biz bu kümeye, Tonguç Akademi ailesinin kümesine dahiliz, elemanıyız. Eğer dışarıdaki bir insan ise e, elemanı değildir. Bu gruba dahil değildir anlamına geliyor. Elemanıdır kavramını şöyle gösteriyoruz arkadaşlar. Bakın böyle yarı C yarı E gibi. Arkadaşlar yarı C yarı E gibi gösteriyoruz. Elemanı değildir kavramı ise yine aynısını yapıyorsunuz. Fakat üstünden bir çizgi atıyorsunuz elemanı olmadığını göstermek için. Örneğin bakın makas arkadaşlar kümesinin elemanı olduğundan makas arkadaşlar şöyle mavi de göstereyim. Makas A kümesinin elemanı olduğundan şöyle gösteriyoruz. Makas elemanıdır A'nın şeklinde. Ne yaptık? Gösterdik. Fakat açı ölçere bakar mısınız? Açı ölçer nerede? kümemizin yani bu e, tablamızın dışında kalmış açı ölçer A kümesinin A kümesinin elemanı olmadığından açı ölçer elemanı bakın elemanı değildir arkadaşlar. Açı ölçer elemanı değildir e, biçiminde ne yapıyoruz? Göstermiş oluyoruz. Kümedeki elemanların sayısını ise arkadaşlar nasıl gösteririz biliyor musunuz? Yanına S harfi koyuyoruz. elemanı eleman sayısı anlamına gelen bakın şöyle eleman sayısı anlamına gelen ne yaptık? Bu şekilde gösterdik ve A kümesinin eleman sayısına bakalım. 1 2 3 dört tane elemanımız var. O zaman haydi bakalım onu da güzel bir şekilde gösterelim. A kümesinin eleman sayısı 4'tür diyoruz ve bu şekilde de boşluklarımızı dolduruyoruz. Bu sayfamızda kümelerin büyük harfle gösterildiğini, elemanıdır elemanı değildir nasıl ifade edildiğini ve kimler eleman olur kimler eleman olmaz onlardan güzelce bahsettik arkadaşlar diyelim ve haydi bakalım yolculuğumuza bir başka bölümle devam edelim. Bunları bilmen gerekiyormuş acaba neleri bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar elemanı olmayan kümeye boş küme diyoruz tamam mı arkadaşlar? Boş küme yani elemanı olmayan Olma ihtimali bile olmayan arkadaşlar. Olma ihtimali bile olmayan. Mesela bazı iller dediğimiz zaman bu boş küme belirtmez arkadaşlar. Çünkü bazı iller kelimesi e, sevgili arkadaşlar. Mesela ben de oraya birkaç il söyleyebilirim. Siz de söyleyebilirsiniz. Başkaları içini doldurabiliriz yani. Ama boş küme dediğimiz zaman tamamen arkadaşlar imkansız olan bir şeyler. Mesela uçan filler kümesi bir boş kümedir. Örneğin arkadaşlar bir ile iki arasındaki doğal sayılar arasında yok olma ihtimali de yok. Dolayısıyla boş kümedir. Yani boş küme dendiği zaman tamamen gerçekten hiçbir şekilde olma, olma ihtimali bile olmayan kümelere boş küme diyoruz. Ama mesela diyelim ki Yakışıklı erkekler dediğimiz zaman bu boş küme belirtmez. Çünkü içerisine birkaç öğrenci, herkes birkaç kişiyi ne yapabilir? Yerleştirebilir. Olma ihtimali var. Ama boş küme dediğimiz zaman olma ihtimali hiçbir şekilde olmayacak sevgili arkadaşlar. Boş küme sembolleri yani şunu gördüğünüzde boş küme olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Ya da şunu gördüğünüzde de boş küme olduğunu anlayacaksınız. Bakın şu sembolleri görürseniz boş küme. Ancak şunu görürseniz boş küme değil arkadaşlar. Bakın şunu gördüğünüz diyelim ki Bakın şu boş küme değildir. Bu bir elemanlı bir kümedir diyoruz. Buna aman dikkat diyelim arkadaşlar. Bunu da böyle yazmış olun. A boş küme ise eleman sayısı kaçtır? Eleman sayısı sıfırdır arkadaşlar. Elemanı olmayan kümeye zaten sıfır elemanlı denir. Aşağıdakilerden hangisi boş küme değildir demiş. Bakalım hangisi olur? 10 ile bölünebilen tek doğal sayılar. Arkadaşlar 10 ile bölünebilen tek doğal sayı olmaz ki. Ona hani onun böldüğü sayılar her zaman çifttir. Mesela 20 gibi, 30 gibi arkadaşlar, 40 gibi, işte 100 gibi sayılar her zaman çifttir. Dolayısıyla bu boş küme diyebiliriz. Bunu söyleyelim. Boş küme Evet bu boş küme. Hemen tik 11 sayısının kendisi dışındaki asal çarpanları. Arkadaşlar 11'in çarpanları 1 çarpı 11'dir. E kendisini düşünmediğimiz zaman 1 kalıyor. Asal çarpanı yok ki. Dolayısıyla bu da nedir? Boş kümedir arkadaşlar. bundan ne yaptık? Söylemiş olduk. İki basamaklı çift asal sayılar. Arkadaşlar çift asal sayılardan sadece bir tane çift vardır. O da 2'dir. 2 İki basamaklı çift sayı olmaz ki. Dolayısıyla bu da boş kümedir. 25 sayısının asal çarpanları. 25 sayısının asal çarpanları arkadaşlar 1 çarpı 25 vardır. 5 çarpı 5 vardır. 25'in asal çarpanı bir tanedir ve o da 5'tir arkadaşlar. Bakın var olan bir küme. Dolayısıyla boş küme belirtmez dediği için doğru cevabımızın değişik olduğunu e, bulmuş olduk sizlerle beraber. Bu sayfada da boş küme ile alakalı çok tatlı bilgiler verdik sizlere. Hocam şurasının 90 dereceden büyük olduğunu söylemiş. Orası 90 derece ise altının karesi 36. <laughs> İstiklal Marşımız 1921 yılında yazıldı. <laughs> ne yaptın bakalım Pomodoro'da? 30 tane matematik sorusu çözdüm ama yeni nesil değil, temel. 10 soruda paragraf çözdüm. Süpersin. Bu Pomodoro'da ne yapacaksın peki? Bunlara devam mı aynalarına? Hocam bu Pomodoro'da da paragrafa devam etmeyi düşünüyorum. Full paragraf çözeceğim hocam. Arkadaşlar kümelerin gösterimlerine bakalım. Kümeler nasıl gösteriliyor? Neye göre gösteriliyor? Ya da ne anlam ifade ediyor? Ona bakalım. Şimdi kümeler 3 şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Buna bakalım. Şimdi öncelikle şu cümleye bakalım. Bir basamaklı tek doğal sayıları A kümesi ile gösterelim. Tamam gösteriyoruz. Liste yöntemiyle, Venn şeması yöntemiyle arkadaşlar ve e, ortak özellik yöntemiyle göstereceğiz. Venn şeması yöntemi nedir? Venn şeması yöntemi arkadaşlar en güzel yöntemlerden bir tanesidir ve A kümesini yazıyorsunuz. E, tek sayılar, tek sayılar dediği için bir basamak tek sayı hemen şuraya yazalım bakalım. 1 var, 3 var, 5 var. Arkadaşlar 7 var ve 9 var. Ne yapıyorum? Bunları güzelce yerleştiriyorum. Bakın ven şeması dediğimiz şey, ven şeması dediğimiz şey sevgili arkadaşlar kapalı bir şekil içerisinde. Kapalı bir şekil içerisinde. Bu böyle yuvarlak olur. Arkadaşlar böyle kare olabilir, dikdörtgen olabilir. E, kapalı olması yeterli. Şöyle bir şey olabilir. Yani kapalı olması bizim için yeterli ven şemasında. Ve Venn şemasında elemanlarımızı yerleştirirken sol taraflarına ne yapıyoruz? Birer nokta koyuyoruz nerede olduğunu göstermek için. Bakalım buraya 1 yazıyorum, buraya 3 yazıyorum, buraya 5 yazıyorum, buraya 7 yazıyorum, buraya da 9 yazıyorum arkadaşlar. Ve bakın Venn şemasında elemanlarımı tek tek güzelce yerleştirmiş oldum. Biz buna Venn şeması diyoruz. Kapalı şekil anlamına geliyor. Devam edelim. Liste yöntemine bakalım arkadaşlar. Liste yönteminde ne yapacağız? Liste yönteminde de A kümesini büyük harfle gösterdik. Bakın şöyle tırnaklı parantez dediğimiz şu parantezimizi açıyoruz ve içine elemanlarımızı virgül koyarak yazıyoruz. 1 3 5 7 ve 9 gördüğünüz gibi liste yöntemine göre de göstermiş olduk kümemizi. Ortak özellik yöntemine göre ise artı arkadaşlar ortak özellik yöntemi sözel olarak söylenen, sözel olarak, e, sözel cümle olarak söylenen bir e, küme gösterim yöntemidir. Burada tek tek yazmak yok cümle olarak bir şeyi söylüyorsun. Ne Ne diyoruz o zaman A kümesinde aldık arkadaşlar. İçine ne yazıyoruz e, sevgili arkadaşlar düşünün bakalım. Ee, arkadaşlar bir basamaklı tek doğal sayılar değil mi? Bir basamaklı tek sayılar. Hemen ne yapıyoruz özür bir basamaklı bir basamaklı bir basamaklı tek arkadaşlar doğal doğal sayılar diyoruz sayılar diyoruz ve ne yapıyoruz bunda kapatıyoruz. Bakın sözel bir cümle dedik ya işte gerçekten öyle. Mesela arkadaşlar Haziran Haziran Temmuz Temmuz ve Ağustos biliyorsunuz bu aylar ne ayları arkadaşlar yaz ayları. Ben bunu böyle uzun uzun yazmaktansa kalkıyorum şöyle yazıyorum bakın yaz ayları dediğim zaman yaz ayları dediğim zaman ortak özellik yöntemiyle göstermiş oluyorum. Ya da 12 ayı uzun uzun yazmaktansa kalkıp şöyle yazsam kimse bana bir şey diyemez. Aylar kümesi. Arkadaşlar aylar kümesi dendiği zaman iş bitti. Aylar kümesi dendiği zaman arkadaşlar 12 ayda ne yapmış oluyorsun? Söylemiş oluyorsun. Yaz ayları dendiği zaman şunları uzun uzun yazmana gerek yok. Aslında ortak özellik yöntemi bize çok büyük kolaylık sağlıyor. Bir cümleyle birçok şeyi anlatmış oluyoruz diyelim ve kümelerin gösterim yöntemleri de bu şekilde. Ven şaması kapalı bir eğri içinde. Liste yöntemi, tırnaklı parantez ve virgüllerle sözü ortak özellik yöntemi de kısa yoldan ifade etme yöntemi olarak da ne yapmış olduk anlatmış olduk sizlere. Devam ettiğimizde sevgili arkadaşlar kümelerin kümelerde işlemler var. Kümelerde iki tane işlem var arkadaşlar. Bu işlemler birleşim kümesi işlemi ve kesişim kümesi işlemi. Birleşim adından da anlaşılacağı gibi her şeyi birleştiren topyekün tamamını alan arkadaşlar ifadeye biz birleşim birleştirme diyoruz. Peki matematiksel olarak tanımı nedir ona bakalım. İki veya daha çok kümenin Tüm elemanlarından oluşan kümeye birleşim kümesi denir. Sembolü de sevgili arkadaşlar şöyledir bakın. Hop gördüğünüz gibi bakın. Şöyle ne yaptık? Yukarıya doğru U şeklinde e, sembolü vardır diyebiliriz. Şimdi gelin bunu biz tabii örnek üzerinde bir değerlendirelim. Bir bakalım birleşim kümesi tamam cümle olarak verdik ama acaba matematiksel olarak nasıl bir şekilde bunları yerleştireceğiz? Şimdi C küme C kümesi var. 12 sayısının doğal sayı çarpanları bakın ortak özellik yöntemiyle ifade edilmiş. 12 sayısının doğal sayı çarpanlarına bakalım. 1 12'nin çarpanıdır. 2 çarpanıdır. 3 çarpanıdır. 4 çarpanıdır arkadaşlar. 6 çarpanıdır ve 12 çarpanıdır. 12'nin çarpanlarını yazdık. 15 sayısının doğal sayı çarpanlarına bakalım. 1 var. 3 var. 5 var ve 15 var arkadaşlar. 15'in çarpanlarını da bu güzel güzel bir şekilde yazdık. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bunları ne yapacağız? Bunları güzelce buraya yerleştireceğiz. Burada bazıları gördüğünüz gibi iç içe gelmiş. Ortak olan elemanlarımızı da buraya yazacağız. Hemen yazalım bakalım. Mesela buraya kimi yazabilirim? 1 yazabilirim arkadaşlar ortak olduğu için. Buraya ne yazabilirim? 3 yazabilirim. Buraya biraz sonra da bir sonraki sayfada başka bir şey diyeceğiz. Onu da söyleyelim. Şimdi 1 ve 3'e yazdık. Sonra buraya ne kaldı? 2 kaldı arkadaşlar. Sonra buraya ne kaldı? 4 kaldı. Buraya 6 kaldı. Buraya da ne kaldı? 12 kaldı. Gördüğünüz gibi 4 tane elemanı buraya yazdık. Devamına baktığımızda buraya 1 ve 3'ü zaten yazmıştık. Buraya ne kaldı? 5 kaldı. Buraya da 15 kaldı. Ve tüm elemanları yazmış olduk. Gördüğünüz gibi D kümesini arkadaşlar biraz daha belirgin hale ne yapıyorum? Getiriyorum sizler için ki daha net görün diye Evet, D kümesi burada, C kümesi burada. Birleşim <laughs> dediğimiz zaman tüm elemanları yazacağız arkadaşlar. Fakat ortak olan elemanları bir kere yazacağım. Yazıyorum. Örneğin bakın bunun tamamını yazın ya da şuradan başlayalım. Bakın 1 2 arkadaşlar 3 bakın 1 2 3. Ondan sonra 4 yazdık. 6 yazıyorum, sonra 12'yi yazdım, e, 1 ve 3'ü yazmıştım. Sonra ne kaldı? 5 ve 15. Gördüğünüz gibi birleşim kümesinde bütün bu elemanlar arkadaşlar, bütün bu elemanları hepsini yazıyorum, ama aynı elemanları bir kere yazıyorum, iki defa yazmıyorum ve küme olarak da arkadaşlar küme olarak da birleşim kümesinin ifade ettiği bölge Şurasıdır onu da söylemiş olalım. Burası komple birleşim kümesinin alanını ifade eder. Burası komple birleşimi ifade ediyor arkadaşlar diyelim ve birleşim kümesi bu şekilde arkadaşlar böyle özetleyebiliriz diyelim. Geldik kesişim kümesine. Kesişim kümesi bakalım neymiş? Kesişim demek arkadaşlar ortak bölge, ortak eleman anlamında kullanılıyor. Ortak eleman anlamında kullanılıyor. Yani iki veya daha fazla kümemiz var. Onların ortak elemanları varsa biz onlara ne diyoruz? Kesişim kümesi diyoruz. Ortak kesişim diyoruz arkadaşlar. Şimdi matematiksel olarak tanımına bakalım. İki veya daha fazla kümenin ortak elemanlarından oluşan kümeye kesişim kümesi denir. Ve kesişim kümesinde arkadaşlar sembolü N gibidir. Yani diğeri U gibiydi. Bu N gibi. E, bu sembolle gösteriliyor. Hemen uygulamasını yapalım. Bir basamaklı çift sayılar. Bir basamaklı çift sayılara baktığımız zaman sıfır var. 2 var. 4 var. 6 var. 8 var arkadaşlar. Toplam 5 tane. Bir basamaklı asal sayılar. Asal sayılarımıza bakalım. 2 yazabilirim, 3 yazabilirim. Sonra 5 yazabilirim. Sonra da arkadaşlar kaç yazıyorum? 7 yazabilirim, değil mi? Süper. Şimdi geliyorum arkadaşlar şu ortak bölge var ya. İşte burası kesişim bölgesini ifade ediyor. Bakın şu ortak bölge kesişim bölgesini ifade ediyor ve ben buraya ortak elemanları yazmak zorundayım. Ortak elemanları yazıyorum. Kimler ortak? Bakın 2'yi ortak olarak gördüm. 2'yi ortak olarak gördüm arkadaşlar. Başka ortak var mı? Yok. O zaman 2'yi yazdığıma göre kalanlarını da A kümesine yazacağım. Yani sıfırı buraya yazacağım arkadaşlar. 4'ü buraya yazacağım. 6'yı buraya yazacağım. 8'de buraya yazacağım yine A kümesine. Yine burada 2'yi kapatıyorum yazdım çünkü ortak bölgeye. O zaman buraya ne yazacağım? 3 yazacağım. Buraya ne yazacağım? 5 yazacağım. Buraya da arkadaşlar 7 yazarak ne yapıyorum? E, tamamlamış oluyorum. Kesişim bölgemiz, kesişim bölgemiz burası arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Kesişim bölgesinde kaç tane eleman var? Tabii ki bir tane. O da 2 yazıyorum ve parantezimi ne yapıyorum? Kapatmış oluyorum. Eleman sayısı da bir tanedir diyebiliriz. Kesişim kümesinde bu şekilde anlattık. Hatta size şöyle bir bilgi vereyim. Bakın birleşim kümesi bu da kesişim arkadaşlar şöyle buradan bir çizgi çektiğinizde gördüğünüz gibi çizgi çektiğinizde bakın bu harf B harfi oluyor bakın bunu görmezseniz B harfi oluyor birleşim şunu kapattığımız zaman arkadaşlar bu ne oluyor bakın K harfi oluyor yani kesişim Gördüğünüz gibi tek çizgiyle Birleşimin hangi sembol Kesişimin hangi sembol olduğunu Çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz Diyelim ve kesişim kümesinde bu şekilde Anlatmış olalım sizlere Tonguç 5'ten 6'ya yaz kampı tüm hızıyla devam ediyor 5'ten 6'ya hazırlık setini al Ücretsiz yaz kampına katıl Yeni sınıfına bomba gibi başla Üstelik 5'ten 6'ya hazırlık setini alana Tonguç dershanede %40'a varan indirim var Tonguç da bu yıl senin yılın olacak. 5'ten 6'ya hazırlık seti Tonguçmağaza.com ve tüm kitapçılarda. Hadi bakalım birkaç tane soru çözelim ee, sizlerle beraber. Bakalım sorularımızı kimler bizden önce bilecek, kimler güzel güzel yorumlar yapacak. Diyor ki sorumuzda yukarıda verilen D ve E kümelerine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Bakalım yanlış olanlara bakalım. Örneğin D kümesini bakın D kümesinin sınırlarını çiziyorum. Arkadaşlar D kümesinin sınırlarını bir çizeyim. Şöyle bir çizdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık hafiften kaydı. D kümesi kırmızı olan küme. E kümesi de siyah olan küme. D kümesinin elemanları T, O, N, G, E, Ç. Yani Tonguç olan D kümesinin elemanlarıdır. E kümesinin elemanları da T, O, N, G, G Ü ve L harfleri de e kümesinin elemanları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu bölge, şu bölge bakın kesişim bölgesi, ortak elemanların bölgesi burası. E peki hocam, e, birleşim kümesi neresi? Arkadaşlar birleşim kümesinde morla çizdiğim böyle komple burasını alırsanız da bu da birleşim kümesini ifade ediyor. Turuncu olan kısım ise kesişim bölgesi. Şimdi D kümesinin eleman sayısı 2'dir demiş. Arkadaşlar D kümesinin eleman sayısı 2 olur mu? Bunlar da D kümesinin iç, elemanı elemandır ve eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6'dır. Yani 2 değil 6 olması lazım. Yanlış olanı sorduğu için cevap bulduk. Peki buraya bakalım. Yine de birazcık hem konu tekrarı yapalım. E, ee, kesişim bölgesi bakın şu K ile arkadaşlar şöyle yaptığımızda çizgiyi yukarıdan çektiğimizde gördüğünüz gibi K kesişim ortak bölge eleman sayısı 4'tür diyor doğru. Birleşim kümesinin eleman sayısı 8'dir demiş. Birleşim tamamını kapsıyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru. Arkadaşlar diyor ki N elemanıdır E'nin. Gerçekten de bakın N harfi siyah kümenin içerisinde de kalıyor. Dolayısıyla elemanıdır doğru. Yanlış olan şıkkımız zaten sizlerle beraber az önce A şıkkında bulmuştuk diyebiliriz. Ve bir başka soruyla ne yapalım yolculuğumuza devam edelim. Diyor ki kümelerine göre P, kesişim R bakın kesişim R ve P birleşim R kümelerini yazınız. Arkadaşlar kesişim ne demekti? Ortak eleman demekti. Ortak elemanları yaz demekti. Hadi yazalım bakalım buraya. Ortak elemanlarımız bakıyorum şöyle. Aa, aman Allah'ım bir tane gördüm. Kare. Ortak elemanımız. Bakıyorum B harfi ortak elemanımız arkadaşlar. B harfi ortak elemanımız. Başka da ortak eleman göremedim. Kesişim demek ortak elemanlar demektir ve bunları yazdık. P birleşim R'ye baktığımızda birleşim demek arkadaşlar tamamını yazıyorsun demektir. Hadi onları şöyle bir güzel yöntem uygulayalım. Birinciyi komple yazın. 3 arkadaşlar A kare ve B. Hepsini yazdık. Sonra 2 yazmadık yazıyorum. B'yi yazdık yazmıyorum. Kareyi yazdık. Yazmıyorum. Üçgeni yazmadık. Yazıyorum. C'yi yazmadık. Yazıyorum. Ve ne yaptık arkadaşlar? Bunu da şöyle kapatabiliriz ve kümelerin elemanlarını da bu şekilde yazmış olduk sizlerle beraber. Güzel bir ders oldu arkadaşlar. Kümelere dair tamamen bütün bilgileri sizlerle beraber paylaştık ve çok da güzel bir şekilde dersimizi tamamladık. Buraya kadar dinlediysen veya bütün videoyu çok güzel bir şekilde not olarak dinlediysen çok da güzel başarılar seni bekliyor diyebiliriz arkadaşlar. Hadi bakalım bakalım. Karşınızda çok güzel bir ödül soru var. Ödül soruyu buluyorsun. Cevabını yorumlara yazıyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Tonguç Dershane yaz kampını sundu.